Merhabalar, Merviş Mutfak'ta hoş geldiniz. Bugün size beşamel soslu kıymalı krep sarma tarifi vereceğim. Öncelikli olarak 2 adet yumurtamı bir kabımın içerisine kırdım. İçerisine 1,5 su bardağı sütümü ekleyeceğim. Biraz bunu çırpacağım. Şimdi içerisine çırptıktan sonra 1,5 su bardağı unumu da ekliyorum. Yarım çay kaşığı kadar tuzumu ekledim. Şimdi bunları karıştıracağım. Evet, krep hamurumuz hazır. Kıvamı gayet güzel oldu. Siz ölçüyü dilediğiniz gibi arttırabilirsiniz. 2 su bardağı süte, 2 su bardağı un şeklinde orantılı olarak arttırabilirsiniz. Krep tavamızı ocağımıza aldık. İçerisine bir damla kadar yağ ekliyorum. Karıştıracağım. Kızdıktan sonra bir kepçe krepimi ekleyeceğim. Evet, yağım kızdı. Şimdi içerisine bir kepçe krepimi ekledim. Tavamda yayıyorum. Baloncuk olduktan sonra krepimin üzerinde çevireceğim. Evet, krepimde baloncukları gördüm ve ters çevirdim. Şimdi hafif kızarana kadar çevirerek pişireceğim. İlk krepimi pişirdim. Şimdi bütün kreplerimi pişirmeye başlıyorum. Evet, kreplerimiz hazır. Şimdi kıyma harcını hazırlamaya başlıyorum. Evet, şimdi kıyma harcı için 300 gram kadar kıymamı tavama aldım. Yağ ekilemedim. Şimdi bunları kavurmaya başlıyorum. Kıymalarımız kavruldu. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağımı ekledim. 1 adet rendelediğim soğanımı da ekledim ve kavurmaya devam ediyorum. Yaklaşık 5 dakikadır soğanlarımı da kavuruyorum. Şimdi içerisine 2 diş sarımsağımı ekledim. Biraz da böyle kavuracağım. Şimdi içerisine 1 tatlı kaşığı domates salçamı ekledim. 2 dakikada böyle kavurmaya devam ediyorum. Kavrulan salçamızın içerisine 1 adet kırmızı biber, 1 adet de yeşil biberi ekliyorum. Biberlerimiz de biraz kavruldu. Şimdi içerisine 2 adet domatesimizi de ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Benim domateslerim sulu olduğu için ben ekstra su eklemeyeceğim pişmesi için. Sizin susuzsa böyle yarım çay bardağından çok daha az su ekleyebilirsiniz. Şimdi içerisine tuzunu ve yarım çay kaşığı kadar karabiberini ekliyorum. Baharatları da çeşitlendirebilirsiniz. Şimdi tavamın ağzını kapatacağım ve pişmeye bırakacağım. Evet, kıymalarımız pişti. Ben bunu şimdi bir kabın içerisine aldım ve soğumaya bırakıyorum. Şimdi sıra beşamel sosta. Evet, beşamel sos için şimdi 1 yemek kaşığı tereyağımı tencereme aldım ve eritmeye başlıyorum. Evet, tereyağım eridi. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı tepeleme unumu ekliyorum ve kokusu çıkana kadar kavurmaya başlıyorum. Evet, unumun iyice kokusu çıktı. Şimdi içerisine 1,5 su bardağı süt ilave edeceğim. Ve sürekli karıştıracağım. Hiç bırakmadan şimdi karıştırmaya başlıyorum. Evet, beşamel sosumuz kaynamaya başladı. Şimdi içerisine şöyle 2 küçük dilim kaşar ilave ediyorum. Şöyle yarım çay kaşığı kadar karabiber. Birazcık tuz ekliyorum. Ve kaşar eriyene kadar karıştırıyorum sürekli. Beşamel sosu en son aşamada yapın. Çünkü bekledikçe koyulaşacaktır. Şimdi kıvamı gayet güzel oldu. Altını kapatabiliriz. Evet, şimdi krepimizin içerisine 2 kaşık kıyma harcımızdan ekledik. Şimdi kenarlarını kapatıp saracağız. Aynı sarma sarar gibi.
Evet, kreplerimin hepsini sardım. Fırına vereceğim tepsime yer değiştirdim. Bu aşamada içerisine kaşar da koyabilirdiniz kıymanın ama ben üzerine koyacağım için içerisine eklemedim. Şimdi beşamel sosumuzu şöyle hepsinin üzerine değecek şekilde döküyoruz. Bu ölçüm tam kıvamında oluyor krebiyle, iç harcıyla, beşamel sosuyla. Şimdi bunları beşameli ekledikten sonra kaşarlarını ekleyeceğim. Evet, her tarafını gelecek şekilde bolca beşamelimi sürdüm. Şimdi üzerine rendelediğim kaşarları ekleyeceğim. Siz isterseniz beşamel sosu yapmak zorunda değilsiniz. Sadece üzerinde kaşarla da çok güzel oluyor. Ben öyle de yapıyorum. Şimdi kaşarını ekledikten sonra fırınıma vereceğim. 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirdim. Gayet güzel gözüküyor. Kıymalı krep sarmamız hazır. Umarım deneyip beğenirsiniz. Denediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim.